Değerli basın mensupları, ülkemizin en büyük sorunu ekonomi ve ekonomi konusunu açtığımızda gündemimizde elbette değişmiyor. Siyasi iktidarın hatalı politikalarıyla derinleşen hayat pahalılığı ve buna asla yetmeyen gelir grupları artık bir gerçeğimiz. Böyle bir ortamda 2024 asgari ücretinin açıklanmasını bekliyor milyonlarca çalışanımız. Bugün asgari ücret komisyonu ikinci toplantısını gerçekleştirecek ve muhtemelen bir mutabakata da varılmayacak. Bizler asgari ücretin ve genel olarak ücretlerin yetersizliğini gündemde tutmaya ve hükümetin rasyonele dönüş planının iki kahramanı olan Sayın Şimşek ve geçtiğimiz günde bir açıklaması gündeme geldi biliyorsunuz. Sayın Erkan'ın, Merkez Bankası Başkanı'nın talihsiz açıklamalarına değinmek istiyoruz. Özellikle Merkez Bankası Başkanı Sayın Erkan'ın açıklamaları uluslararası basına da yansıyarak başkası adına inanın utanmamızın da dozunu artırmış oldu. Aslında her iki açıklamada ilginçtir ki konut ya da barınma kriziyle ilgili bakın. 6 gün önce Sayın Şimşek sosyal medyadaki bir paylaşımında konut arzında artışı sağlayan düzenlemelere bağlı olarak özellikle büyük şehirlerde kiraların gerilediğinden söz etti. En son Ekim verisi açıklanan kira endeksi aylık artışın devam ettiğini ancak sadece artış hızında bir yavaşlama olduğunu söylüyordu. Kasım ayı kiralık ilan ortalama fiyatlarının açıklandığı çalışmada ise kiralarda reel gerilemenin yaşandığını ancak düzeylerin hala oldukça yüksek olduğuna işaret ediyordu. Bu düzeyleri seslendirmek, sorunun boyutunu anlamak, kiralardaki düşüş başladı demeçlerinin anlamsızlığını teyit etmek açısından çok önemli. Şöyle sıralayalım. Kiralık konutların ortalama ilan metrekare fiyatı Türkiye'deki ortalama ücretten de asgari ücretten de emekli aylığından da çok daha yüksek durumda. Gelelim Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın açıklamasına. Ülkenin para politikasından sorumlu kurumun başkanı İstanbul'da ev bulamadık, müthiş pahalı. Ne diyordu? Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz diyor Sayın Erkan. Üstelik bunu, dikkat edin, bir arkadaş ortamında, dost meclisinde falan değil, kamuya açık olacağını bile bile bir röportajda söylüyor. Türkiye'nin yabancı yatırıma duyduğu ihtiyacı en çok bilmesi gereken ve bildiğini de düşündüğümüz kişi söylüyor bunu. Önceki pozisyonunda milyonlarca dolar kazanmış ve şimdi de ayda yaklaşık 200 bin TL ücret geliri olan birinin İstanbul'da ev bulamadım, annemde kalıyorum demesi, vatandaşlarımıza soruyorum, mantıklı mı? Haydi bunu geçtik, bir kişinin 10 evi olacağına 10 kişinin bir evi olmalı gibi bir cümleyi de kurdu Merkez Bankası Başkanı. Sayın Erkan büyük ihtimalle bir kişide 10 ev olacağına 10 kişide birer ev olsun demek istedi. Böyle anlamak istiyoruz. Ama kelimeler önemlidir. Özellikle bir Merkez Bankası Başkanı için yaptığı işin %90'ı iletişim olduğu gerçeğini unutmamalıdır. Hele hele ülkemiz 10 kişinin birleşip bir ev alamayacağı bir durumdayken yanlış kelime seçiminiz doğal olarak tepkilere de eleştirile de yol açacaktır. Buna hazırlıklı olacaksınız. Bakın ülkemizdeki ortalama hane halkı büyüklüğü 3,17 kişi olduğuna göre 3 hane birleşip bir ev almalı mı demek istiyor Merkez Bankası Başkanı. Bu şekilde yorumlanabilir bu açıklama. Belki de hayat pahalılığından dert yanan Gaye Hanım 3 hane birleşseniz de ev alamazsınız demeye mi getiriyor? Sayın Başkan Erkan elbette kendi kurumunun yayımladığı verilerden haberdardır. Ve ülkemizdeki satılık konut ortalama metrekare fiyatının bakın Eylül 2023 itibariyle 29.110 TL'ye çıktığını biliyor olmalıdır. İstanbul'daki ortalama konutun metrekare fiyatının ise 43.669 TL olduğunu da. Yani şöyle İstanbul'da 120 metrekare büyüklüğünde bir ev alalım deseniz, vatandaşımız için tabii bu, en az 5.2 milyon TL'yi gözden çıkarmanız lazım. Yani 460 asgari ücret. Bu arada
hep asgari ücret ya da emekli aylığı üzerinden örnek vermemizi eleştirenler de olduğunu görüyoruz. Oysa TEPAV'ın son araştırması emek geliri olarak hanesine sadece tek asgari ücret giren yaklaşık 3 milyon ev olduğunu gösteriyor. Özel sektörde çalışanların %46'sı asgari ücretli statüsünde ama iki asgari ücretin altında ücret kazanıyor, çok daha fazlası. Hal böyle olunca örnekleri asgariden vermek de kaçınılmaz oluyor. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz da memur ve emekliler için yaklaşık %50 zam yapmayı düşündüklerini ifade etti. Ancak TÜİK'in makyajlı verilerine göre enflasyon %61, ENAG verilerine göre ise %126 iken verilecek %50 zammın vatandaşlarımızın geçimini sağlaması, barınma, beslenme, giyinme, ulaşım ve eğitim giderlerinin karşılanması için yeterli olmadığı ortadadır. Gelinen aşamada bir yandan emeklilerin çilesini ve asgari ücretin norm ücret haline gelmesini eleştirirken, bir yandan da yüz binlerce lira ile geçinmeye çalışan Merkez Bankası Başkanı'nın talihsiz açıklamalarını hep birlikte üzülerek takip ediyoruz. Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları sadece bizim için değil bakın, yabancı yatırımcı için oldukça önemli. Mesela bu açıklamaları sonrası Türkiye'ye doğrudan yatırım yapma ihtimali olan bir yabancı yatırımcının kararından vazgeçmiş olmasına neden olmuş olabilir misiniz Sayın Erkan? Bunu en iyi siz biliyorsunuz. Peki ne pahasına bürokrasinin en yeni siması Sayın Erkan yoksa siyaset dünyasına mı hazırlanmak istiyor? Eğer böyle bir niyeti varsa keşke başkanlıktan affını istese, keşke bu rekabetin içine girse, yok böyle bir amacı yok ise icra ettiği görevin Merkez Bankası Başkanlığı olduğunu kendisine hatırlatmakta yarar görüyoruz. Peki Merkez Bankası Başkanı'ndan ne bekliyoruz? Bakın sıralayalım. Çünkü Türkiye'deki hayat pahalılığının giderilmesi konusunun en önemli sorumlu kişisidir. Bakın bilimle, verilerle çelişmeyen para politikası kararlarını özgürce almasını. Merkez Bankası'nın nitelikli insan kaynağı için yıpranan çekiciliğini yeniden inşa etmesini. Yok denecek kadar azalmış itibar ve güven sorununu çözecek etkili bir iletişim politikası uygulamasını. Biraz önceki gibi değil tabii. Ülkenin yatırım iklimine yönelik negatif algılanabilecek açıklamalar yapmamasını ve hatta her mikrofon uzatana konuşmamasını diliyor ve öneriyoruz. Şimdi kıymetli basın mensupları, 11.402 TL olan asgari ücretin 7.500 TL olan düşük emekli aylığının yeterliliği hepimizce tartışılıyor. Bunları ne kadar çıkarmalıyız sorusuna cevap aranıyor. Bakın bir haneye iki asgari ücret girse hanenin geliri bu ay 22.804 TL'ydi. Şimdi bunun yeterliliğini değerlendirmek için az önce de değindiğim tek veri yeterli aslında. Kasım 2023 itibariyle İstanbul'daki kiralık konutların ortalama metrekare ilan fiyatı 166,7 TL. Peki 120 metrekare ortalama bir ev için talep edilen kira ne kadar? 20.004 TL. Ne kaldı iki asgari ücretten geriye? Bakın, arkadaşlarımız böyle bir geçinme indeksi oluşturdular. Bu 2.800 TL öyle mübarek, öyle bereketli bir para ki, Sayın Başkan'a özellikle iyi irdelemesini öneriyorum. Örneğin 4 kişilik bir hanenin ay boyunca kira dışındaki harcamalarını bununla karşılamanız lazım. Ücretler öyle bir düzeye geldi ki işçiyi, emekçiyi açlıkla imtihan eder hale geldiler. Bu yanlış değil. Çünkü yaptıklarının adı olsa da vatandaşımızda bu alay etmek anlamına geliyor artık bizim için. Biz İYİ Parti olarak asgari ücrete ilişkin maaş önerimizi dile getirmiş, Çalışma Bakanı'nın asgari ücrete yılda iki defa zam yapılamaz açıklamasının hukuki dayanaktan yoksun olduğunu ifade etmiştik. Buna göre 2024 net asgari ücreti için teklifimiz yılın ilk yarısında 17.000 TL en az, ikinci yarısında yine en az 20.500 TL şeklindedir. Ancak yaşam maliyeti o kadar yükseldi ki
Bu miktarlar da büyük haneler için bir anlam ifade etmeyebiliyor. Diğer taraftan düşüyor dense de hala yüksek olan enflasyon nedeniyle birkaç ay sonra zammın da bir anlamının kalmadığını hep birlikte göreceğiz ve konuşacağız. Maalesef ülkemiz vatandaş olmanın kolay ama mutlu olmanın zor olduğu bir ülke haline getirilmiştir. 137 ülke arasında bakın ortalama mutluluk açısından 106. sıradayız. Çok konuşulmaz ama teknoloji alanında lider olacağını iddia eden ülkenin ortalama mutluluk düzeyinin Namibya'dan, Burkina Faso'dan düşük olması sizce de bir sorun değil mi arkadaşlar? Bu gidişte biz mutsuz asgari ücretliler ülkesi olarak da anılmaya başlanacağız. Buna sebep olan da elbette mevcut siyasi iktidar olacaktır. Sayın basın mensupları, dün bütçe görüşmelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na yönelik değerlendirmeler yapıldı biliyorsunuz. Saatlerce süren konuşmaların ardından Sayın Bakan kürsüye geldi. Biz de oradaydık. Yüz binlerce öğretmenimiz ve aileleri de eminim ekranları başındaydı. Zira uzun süredir seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Biz de en yakın sizler biliyorsunuz onların en güçlü sesi olmaya çalıştık. Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 bin öğretmen ataması yapın ve mülakatı derhal kaldırın dedik. Peki dün sonuç ne oldu? Ne atama bekleyen öğretmenlerimiz somut bir açıklama bulabildi, ne de mülakat konusu açıklığa kavuşturulabildi. Netice 1 milyona yakın vatandaşımız için ortada yine belirsizlik ve yine güvensizlik. Sayın Bakan, hali hazırdaki kanunlarda böyle bir zorunluluk yok, var diyerek mülakatın devam edeceğini söyledi biliyorsunuz. Ancak Sayın Bakan ifadesiyle meri kanunlar derken neyi kastediyor? Şimdi aslında çok karmaşık bir noktaya gelindi. Burası açıklanmaya muhtaçtır. Öyle ki 657 sayılı devlet memurları kanununda ve öğretmenlik meslek kanununda böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. Sadece 2016 yılında yayınlanan bir kanun hükmünde kararname ile birlikte öğretmen alımlarına sözlü sınav getirilmiştir. Ve bu sözleşmeli öğretmenliğe ilişkin yönetmelikte bulunmaktadır. Ayrıca bakın Sayın Cumhurbaşkanı seçimden önce mülakatı kaldıracağız demişti. Bu tespitleri, bu gerçekleri Sayın Cumhurbaşkanı bilmiyor muydu? Kanunlarda var olmadığını bilmiyor mu mülakat zorunluluğunun? Ayrıca onların ifadesi üzerine görevin gerektirdiği nitelikler hizmet gören kamu görevlilerinde bulunmadıkça hizmetin uygun bir şekilde yerine getirilmesini engelleyen nitelikler şeklinde olmalıdır. Esas olan budur. Bunun ölçümü de objektif bir şekilde yapılmalıdır. Ancak en iyi öğretmenlerimiz biliyor ki onlar için bu süreçler öğrenim hayatları boyunca zaten süre gelmektedir. Siz şimdi koskoca milli eğitim sisteminde yarattığınız bu büyük problemin, bunu ben de ifade etmiştim. Yani siyasi sahiplerle her yerde olabildiğince kontenjan artırımıyla maalesef öğretmenlerimizi de böyle bir zor sürecin içine soktunuz. Ama şimdi siz kendi yaptığınız yanlışlığı sanki kendiniz yapmamışçasına bunu eleştiriyor ve bütün yükü de öğretmenlerimizin üzerine bırakıyorsunuz. Demek ki her meslek için farklı değerlendirme yapmak gerekiyor. Şimdi bakın değerli basın mensupları, huzurlarınızda buradan bir teklifimiz var. Madem Sayın Bakan'ın dediği gibi meri hukukta mülakat zorunluluğu var ve o kastediliyor ve o var olduğu için öğretmenlerimiz mülakata tabi tutuluyor. O halde öğretmenlerimizi mülakat uygulamasının dışında tutacak düzenleme teklifimizi biz İYİ Parti olarak hazırlayıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getireceğiz. Eğer samimiyseniz gelin hep birlikte meri hukuktaki bu zorunluluğu kaldıralım. Siz de böyle zoraki açıklamalar yapmaktan kurtulun. Öğretmenlerimiz de ucu açık bu belirsizlikten. Bunun takipçisi olacağız. Değerli arkadaşlar, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği mezalim devam ederken Irak ve Suriye'deki İki önemli gelişmeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Özellikle dikkatlerden kaçan Suriye'de sessiz sezasız yeni bir tehlikenin işaretleri gelmeye başladı. Terör örgütü PYD, Suriye'nin kuzeydoğusunda
anayasa taslağı olarak lanse ettiği bir belgeyle ayrılıkçılık yolunda bir adım daha attı. Aslında İsrail ile Hamas arasında çıkan çatışma PYD'ye bu anlamda yeni bir olanak tanıdı da denilebilir. Suriye'nin kuzeyinde yaşanan ayrılıkçılığın hatırlayın 7 yıl önce terör koridoru ile tahkim edilmek istenmesi, ardından de facto bir terör devletine kapı aralanması hedefi 12 Aralık'ta açıklanan yeni bir metinle bambaşka bir evreye taşınmıştır. Buna karşı uyanık olmak durumundayız. ABD eliyle IŞİD'e karşı bir operasyonel ortaklığa dönüşen PYD-PKK desteği son birkaç yılda giderek siyasal bir proje üyeti kazanmıştır. Önce Suriye'de özerk bir yapı isteyen PYD, sonrasında federalizm çıkışını gerçekleştirmiş. Bugün ise anayasa adıyla öne sürülen bir belge ile altını çizmek istiyorum. Demokratik konfederalizm kavramı devreye sokulmuştur. Hepimize bir şey hatırlatıyor değil mi? Türkiye'de yeterince yer bulmayan bu gelişme karşısında tüm yetkili kurumlarımızı uyarıyoruz. PKK terör örgütünün ve terörist başı Öcalan'ın kullandığı biçimiyle demokratik konfederalizm kavramı yeni yapının anahtar kelimesi olarak burada tekrarlanmıştır. Söz konusu metnin 5. maddesinde Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi Suriye Demokratik Cumhuriyeti'nin bir parçasıdır ifadesiyle burada yer almaktadır. Oysa Suriye Demokratik Cumhuriyeti diye bir devlet şu anda bulunmamaktadır. Burada hangi yakın gelecek nasıl öngörülmektedir? Uzmanlarımızın bunu irdelemesine salık veriyoruz. Bu sebeple bugünlerde Gazi Meclisimizde Türk milletinin iradesinin tecelligahında terörist başı Abdullah Öcalan'a övgüler düzen konuşmalar yapılması karşısında her zamankinden daha fazla dikkatli olunmalıdır. Gerçek şudur ki PYD eşittir, PKK'dır bizim için. En başından beri de bu gerçeği tekrarladık. Bir terör ortaklığının da iz düşümüdür. Öcalan'a tırnak içinde lider diyenler de haklıdır, evet. Çünkü işte böyle kanlı ve hain bir terör örgütünün elebaşıdır. Bununla birlikte Irak'ta yerel seçimler bugün gerçekleşiyor. Özellikle 2005 yılından bu yana ilk kez bu seçimin yapılacağı Kerkük'te yaşanan gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Hatırlarsanız Ağustos ayının sonunda Kerkük Operasyonlar Komutanlığı Karargahı'nın KDP'ye devredileceği iddiasıyla protestolar yaşanmış ve sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Biz o dönem her milli meselede olduğu gibi bugün yapılan seçimleri işaret ederek seçime asla gölge düşürülmemesi gerektiğini vurgulamıştık. Ardından bu konuda geri adım atılmıştı. Zira tarihteki öneminin yanı sıra bugün orada yaşayan Türkmen nüfusu ve oradaki kültürel mirasıyla Kerkük, Türkiye için adeta bir kırmızı çizgidir. Bugün Irak'ta 15 vilayette yapılan ilgilenen meclis seçimleri Kerkük'teki gidişatı belirleyecek önemli bir aşamadır. Bu sebeple daha önce referandumlarda yapılan hatalara benzer biçimde bir oldu bittiye şaibeye izin verilmemelidir. Biz de süreci dikkatle takip ediyoruz ve Türk dışişlerini, Türkmenlerin özellikle buradaki haklarını korumaya yönelik şaibe katılmaması konusunda bir kesin tutum almaya da davet ediyoruz. Değerli arkadaşlar, son olarak gözden kaçan, kamuoyunda çok fazla irdelenmeyen, çünkü kamuoyumuzun özellikle bir kısmı nedense sürekli İyi Parti haberleriyle ve tartışma programlarıyla ülkemizin gerçek problemlerini gölgelemeye çalışıyorlar. Bakın, çok önemli bir dış politika açıklamasına değinmek istiyorum. İsveç konusunda, ki bizim bu konudaki görüşlerimiz açık ve nettir. Önce mecliste genel görüşme çağrısı yaptık. Genel başkanımızın açıklamasının ardından. Maalesef iktidar bunu kabul etmedi. Sonra biz komisyonda millete bu kadar bol keseden attınız, sözler verdiniz, çıkışlar yaptınız. Getirin bakayım gerçekleri, ne yaptınız diye sorduğumuzda hiçbir şey yapılmadığını gördük. Ve orada eleştirilerimizi de ortaya koyduk. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamalar gerçekten ilginçtir. ABD Başkanı Biden ile görüşmesinden söz ederken şöyle dedi Sayın Erdoğan. Millet meclisimiz olarak komisyonumuzdan zaten geçti ve komisyondan geçmenin ötesinde de Dışişleri Komisyonumuz şu anda Kongre ile bu gelişmeleri yürütüyor dedi. Yani ilk etapta yanlış mı anladım diye
Bir kez daha izledim. Ama açıklama tam da böyleydi. Değerli arkadaşlar, birincisi, komisyondan geçen bir karar yoktur. Son Dışişleri Komisyon toplantısı bizim de teklifimiz üzerine karar almaksızın bir başka tarihe ertelenmiş ve yeni bir toplantı tarihi de verilmemiştir. Eğer muhataplarımıza da böyle bilgilendirme yapılıyorsa dış politikada vay halimize. İkincisi, komisyon hangi yetkiyle ve hangi makamla bu konuda görüşme yapmaktadır? Zira bu komisyonun bir üyesi olarak benim, arkadaşlarımın, grubumuzun da bunu bilmeye hakkı vardır. Milletimizin de elbette bu anlamda bilmeye hakkı vardır. Biz şimdi bu gelişmenin de nerede olduğunu, bu açıklamanın nereden kaynaklandığını da irdelemeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, gündemle ilgili aktaracağım hususlar bunlar. Eğer sorularınız varsa cevaplandırmaya çalışırım. Buyurun. Efendim. Son dönemde İYİ Parti'de ardı ardına istifa haberleri duyuyoruz. Geçtiğimiz günlerde en son Diyarbakır İl Başkanınız Vecdin Ensarioğlu 12.500 üyeyle birlikte istifa ediyorum açıklaması yaptı. Yine dün bir süredir gündemde olan yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili görevinizi yapmış olan İbrahim Özkan beraberindeki 5 meclis üyenizle birlikte istifa açıklaması yaptı. Son dönemde artan bu istifalara değerlendirmeniz ne olacak? Bir defa şunu ifade edeyim. Kamuoyunda bazı kesimlerde, bilhassa da sosyal medyada köpürtülen haliyle söylüyorum. Partimize yönelik çok ciddi bir manipülatif, bir bütünleşik, yer yer planlı bir saldırının olduğunu ifade etmek istiyorum. Elbette bunlara karşı zaman zaman biz de çıkıp değerlendirmelerimizi yapacağız. Diyarbakır örneğinden başlayayım. Orada bizim 11.179 kayıtlı üyemiz var idi. Son bir haftada 525 üye istifası gerçekleşti sadece. Ama şu teknik detayı da bilmenizi isterim. Bu üye sayımıza karşın biz son seçimde yaklaşık 20.000 oy aldık orada. Değerli arkadaşlar. Şimdi bu arada 518.000'in biraz üzerinde de toplam ilçe genelindeki üye sayımız devam ediyor. Bir de son 10 günlük süreç içerisinde bir kısım istifalar yaşandı. Bu söylediğim ölçekteki bir oran üzerinden. Ama bize yeni üye katılımları da oldu arkadaşlar. Dolayısıyla bunları bir bütün içinde değerlendirdiğimizde kayda değer bir kaybımızın olmadığını kamuoyu bilgilendirmek açısından ifade etmek istiyorum. Bunlar üzerindeki spekülasyonlara da değerli mensuplarımızın izin vermemesi gerekiyor. Çünkü net bilgiler ortadadır. İkinci bir husus, biz eleştiriye çok açığız arkadaşlar. Eleştiri kültürünün hakim olduğu, hatta kuruluş felsefemizin önemli amaçlarından bir tanesi bu. Partimizin içerisinde de eleştiri gerçekten yaygın ve hakimdir. Genel başkanımız yapılan bütün toplantılarda da buna açıktır. Ve içeriden ya da dışarıdan bizim içimizden ayrılan arkadaşlarımızın da bize yönelik getireceği eleştiriler, kayda değer eleştiriler elbette önemlidir. Bu açıdan bakmıyoruz meseleye. Bakın, İstanbul örneğinden bahsettiniz. Şimdi size ilk defa bir şey söylüyorum. Bu ismi geçen arkadaşlardan bir tanesi bugün İstanbul dışında yakın bir ilin bir belediye meclis üyemizi arıyor. Diyor ki, biz bu akşam bir televizyon kanalında bazı arkadaşlarla topluca istifa ettiğimizi meclis üyeleri olarak ifade edeceğiz. Siz de bulunduğunuz ilde istifa edin ve bakın, Cumhuriyet Halk Partili bir başka kişinin ismini vererek size onunla bir görüşme ayarlayalım hemen diyor. Bunun adı arkadaşlar operasyon siyasetidir. Bunun adı eleştiri siyaseti değildir. Elbette biz partimizden kimsenin gitmesini istemeyiz. Böyle bir şeyi asla kabul etmek mümkün değil. Ancak haklı eleştirilerle böyle bir inisiyatif alarak partimizden ayrılan arkadaşlarımıza elbette saygımız var. Ama bu bahsettiğim başka bir şeydir. Bir parti kendi iradesiyle, yetkili organlarıyla hür ve müstakil bir biçimde ben rekabet etmek istiyorum diyorsa, Türkiye'de üçüncü bir yolun, yeni bir alternatifin öncüsü olacağım diyerek bu kutlu duruşu ortaya koyuyorsa,
karşımızda bulacağımız bir davranış mıdır bu değerli arkadaşlar? Bu hangi parti disiplinine, bu hangi parti samimiyetine yakışan bir davranıştır? Ben biraz önce isim vermedim çünkü değerli arkadaşımızdan izin almadığım için söylemedim. Ama bu örnek çok önemlidir. Ve bunun adını da operasyon siyaseti olarak adlandırmaktan geri durmayacağım ben. Dolayısıyla tüm mensuplarımıza, teşkilatlarımıza bugün hep birlikte İyi Parti'mizin bu onurlu duruşunun yanında birlikte bir birliktelik ruhuyla mücadele etmemiz gerektiğine inanıyor ve aracılığınızla bu tespiti ve bu çağrıyı da yapmak istiyorum. Evet. İlter Yeşiltaş, A Haber. Efendim Sayın Genel Başkan hemen her hafta belediye başkan adaylarını kamuoyuyla paylaşıyor ama en çok da takdir edersiniz ki İstanbul ve Ankara adayları merak ediliyor. Süreç nasıl işliyor bu anlamda? İyi Parti'nin İstanbul ve Ankara adayları ne zaman açıklanacak? Teşekkürler. Sağ olun. Arkadaşlar, aday belirleme çalışmalarımız devam ediyor. Yine bir teknik bilgi olsun diye söylüyorum. Şu ana kadar 4 büyük şehir, 7 il, 85 ilçe ve 10 beldede adaylarımızı açıkladık. Yarın Uşak'ta olacağız. Cuma günü Nevşehir'de olacağız. Diğer haftada yine bu program çerçevesinde illerimizde il belediye başkanı adaylarımızı ve mümkün oldukça ilçe belediye başkanı adaylarımızı da açıklamaya devam edeceğiz. Tabii İstanbul ve diğer büyük şehirlerimiz özel bir çalışmayı gerektiren, çok kapsamlı bir çalışmayı gerektiriyor. Dolayısıyla bunları da önümüzdeki günlerde olgunlaştıkça sizlerle paylaşacağız. Sadece şu gerçeğin altını bir kez daha çizmek istiyorum. İyi Parti'nin, ki biz Cesurlar Hareketi adıyla kurulduk ve bugünlere gelene kadar da Türkiye'de neleri değiştirdiğimizi ya da nelerin olması gerektiğini, olmasını engellediğimizi en iyi Türk milletimiz biliyor. Bugün bizi siyasette tutan, siyaset mecrasında bizim bir ihtiyaç olarak varlığımızın devam etme gayesini milletimizin yüreğinde, lafzında hala yer bulmaya devam ettiğini görüyoruz ve biz buna odaklanıyoruz. Biz siyaset kapısının içerisinden girerken milletimize hizmet, onun sorunlarını çözmek için girdik. Çıkış kapısı da ancak bu mücadele sona erdiğinde son bulacaktır. Ama kapısını şaşıranların bu gerçeği unutarak bizim içimize yönelik bu saldırıları gerçekleştirmesini de şaşkınlıkla ve büyük bir dikkatle takip ediyoruz. Evet. Çok ben... Son bir soru olsun, buyurun. Şimdi çok güzel bir soru sordunuz. Üçüncü yolu söylüyorsunuz, istifalar oluyor diyorsunuz. Elbette bu bir tercihtir. Bu yolculukta bu mücadeleyi yapmak istemeyen arkadaşlarımız olabilir. Bu anlamda inanın saygı duyuyoruz. Bahsettiğimiz şey bizim bu kararlılığımızı, bizim verdiğimiz bu kararı farklı ilişkiler yöntemiyle partimize yakışmayacak şekilde arka kapıyla ürettikleri, hani arka kapı diplomasisi deniyor ya, farklı yollarla partimize zarar vermeye çalışan anlayışadır. Elbette bu gerçekler önümüzdeki günlerde ortaya çıkar arkadaşlar. Bir de seçim sürecinde hep birlikte göreceğiz. Bu arkadaşlarımızın bazıları acaba o süreçte hangi görevlerde nelere talip olacaklar, bunları da milletimizin takdirlerine sunuyorum. Evet. Kürşat Bey, kısa bir soru. İstifaların yanı sıra bir de görevden alma oldu geçen hafta. Ahmet Zeki Üçok Başkanlık Divanı'ndaki görevinden alındı. Kendisinin daha önce Meral Hanım'a da işbirliğinin nereleri kazandıracağına dair bazı sunumlar yaptığı, işbirliğini desteklediği biliniyor. Benzer görevden almalar veya görev değişiklikleri olacak mı? Özellikle üst düzey. Değerli arkadaşlar, Başkanlık Divanımız Genel Başkanımıza tüzüğümüzün verdiği yetki çerçevesinde bu süreçte çalışma arkadaşlarını belirliyor. Dolayısıyla Sayın Üçok bu aşamada Başkanlık Divanımızın bir üyesi değil, Genel İdare Kurulu üyesi olarak görevine devam edecek. Bunu farklı süreçlere, noktalara çekmek gerçekten doğru değil. Her siyasi partinin içerisinde bu tür değişiklikler oluyor, olacaktır. Ve İyi Parti, emin olun, güneşiyle milletimizi
aydınlatmaya devam edecek. Çok teşekkür ederim. Bu tür haberler için lütfen Hep Laf kanalına abone olmanızı ve bu video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.